Ya ben bir şey diyeceğim ya. Bu nikah memuru şimdi bu kıyafetlerle demesin. Ne seninki gelinlik gibi, ne seninki damatlık. Der mi ki acaba ya? Ya ne bileyim, benim hiç aklımın ucundan falan geçmedi ki yani. Ne yapsam, ne etsem diye. Öyle alelacele hazırlandık, oldu bitti ya, geldi her şey. Hayırlı olsun. Gelirim. Abla, biz tuvalete gidiyoruz. Oğlum, tamam yani üstünüz uygun değil de ne yapacak nikah memuru? Küstüm ben, ne kıymıyor bu nikah diyecek hali yok. Yani bir tabii sorgu sual tarafı olur. Olmasaydı iyiydi, olmasın ya. Bulgur, dur ben sana şunu vereyim de daha bir resmi durur en azından. Harbi mi diyorsun ya? Eyvallah, sağ ol. Şuna bir yardım etsin. Tabii. Ben ne yapabilirim ki acaba ya? Keşke evden çıkmadan duvak falan alsaydım. Biz duvak bulduk. Çok olmadı ya. Çok acele geldiğimizi söyleyince, üstüne bir de Bahar'ın da şirinliği eklenince şuradaki hanımefendi bize kendi duanı verdi. Ha, bir de çiçek hediye edip mutluluklar diledi. Gel bakayım. Aferin sana benim akıllı bıdığım. Sağ ol. Oldu mu? Bakayım. Ay evet. Çok teşekkür ederim. Sayende çok güzel bir gelin olacağım. Tolga Barçın, Zehra Güven. Hazırsanız bir sonraki nikah sizin. Ha, hazırız. Mıyız ki acaba? Hazır mıyız Zehra Güven? Hazırız. Buyurun o zaman. Hadi buyuralım bakalım. Nasıl böyle bir şey yaparsın? İnanamıyorum sana. Cani dediğin, pislik dediğin kadının yaptığı şeyin aynısı yapınca sen de cani, sen de pislik olmuyor musun? Umurumda değil Asiye. Babaanneme yaptığın cezasını çekmesinden başka hiçbir şey umurumda değil. Olmalı ama Ömer. Evde biri var mıydı? Bu saate kadar orada mıydı kadın? Onu biri çıkarmış mıdır? Sesini duymuşlar mıdır? Yok. Babalarıyla Sapanca'ya gittiler kalmaya. Kalmaya mı? Evet. Ya Ömer, orada kadın kilitli. Ya başına bir şey gelse ne yaparız biz? Yürü. Nereye? Ömer, kazını depodan çıkartacağız. Yürü. Ablam çok güzel olmuş değil mi? Evet. Senin sayende çok çok güzel bir gelin oldu. Buyurun. Teşekkür ederiz. Evet gençler, sanırım aceleniz var. Çok hızlı bir karar vermiş olmalısınız. Yok canım. Niye öyle dediniz ki? Damatlık eksik. Gelinlik eksik. Yani böyle yangından mal kaçırıyor gibisiniz de onun için. Yani işte biraz öyle oldu aslında ama. Sonra gelin hanım benim böyle kat kat gelinliğim nerede diye başının etini yemesin. Yok, yemem. Kızım ben günde kaç tane nikah görüyorum. Böyle gelinliğim diye tutturmayanı görmedim ben şimdiye kadar. Ama bu kız seni seviyor. Sen de onu seviyor musun? Çok seviyorum. Tabii tabii tabii, çok seviyorum. Aferin sana. Evlilikte sevgi çok önemli. Ama sevgi kadar önemli başka bir şey daha var. Saygı. Bravo. Bravo. Efendim şimdi şöyle, bizim de inanır mısınız acelemiz var. Direkt böyle nikah kıysak mı? Çünkü dışarıda da bir ton insan var. Niye bizimkini kıymıyorsunuz diye bekliyorlar. Kıyarız canım, kıyarız. Ne acele ediyorsunuz yani? Yangından kız mı kaçırıyorsunuz? Yok, o kısmı geçtik Allah'tan. İyi, başlayalım o zaman. Hadi. Adınız, soyadınız? Zehra Güven. Tamam, sizin? Tolga Barçın. Tolga Barçın. Tarafımıza yazılı olarak evlenmek istediğinizin beyanında bulundunuz.
Biz de araştırdık, herhangi bir engel görmedik. Şimdi bu beyanınızı şahitler ve misafirler huzurunda tekrarlarsanız evlilik akdinizi gerçekleştireceğim. Biz ne zaman böyle olacağız? Dilimde tüy bitti. Lise bitecek. Üniversite bitecek. Çalışmaya başlayacağız, paramızı kazanacağız. Sonra. Sonraymış. Evet, Zehra Güven. Hiçbir baskı altında kalmadan Tolga Barçın'ı eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Siz Tolga Barçın, hiçbir baskı altında kalmadan Zehra Güven'i eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Birbirleriyle evlenmek istediklerini duydunuz. Şahitlik eder misiniz? Kesinlikle ederim. Efendim, şimdi ben de etmeden önce bir iki kelam etmek isterim. Tolgacığım, öncelikle sana çok teşekkür ederim canım arkadaşım. Çünkü seninle geçmişe dayalı çok güzel bir dostluğumuz var. Bunu burada konuyu uzatmak istemem tabii ki ama Zehracığım, seni de gerçekten daha yeni tanıdım. Ama... Ama bunu Zehra'nın yapması gerekmiyor muydu? Formalite falan derken vallahi gerçekten evleniyorlar ya. Ederim efendim. Eder. Evet, ben de Medeni Kanun'un ve belediye başkanımın bana verdiği yetkiye dayanarak sizi eş olarak ilan ediyorum. İsimlerinizin altına bir imza atın lütfen. Kızım hayırlı olsun. Ben alayım onu. Teşekkürler, çok sağ olun. Gelini öpebilirsin. Artık siz evlisiniz. Öyle bir şey vardı. Efendim, şimdiki jenerasyon tabii böyle genç olduğu için utandılar tabii sizin gibi muhterem bir insan karşısında. Şimdi ben olsam efendim tabii ki de... Çok şey yapmayın, bunu geç boş. Neyse, tekrar hayırlı olsun. Çok sağ olun. Saygılar efendim. Oh, hadi geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim Tolga. Ne demek? Hadi, damat. Hadi. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.